taşı dalgalanışıdır. Horon doğa ile insanın el ele, kol kola şahlanışıdır. Karadeniz horonu, horonların beyidir. Bizim yaşam biçimimizdir. Bir Karadenizli el ele tutuşunca dünyayı dize getireceğine inanır. Trabzonspor gibi, Akçaabat Sebatspor gibi. Dünya birincisi Akçaabat Belediyesi Folklor ekibini izliyoruz şimdi. Mensupları lütfen ekranların önünü açalım. Saygıdeğer basın mensuplarımız lütfen ekranların önünü açalım.
Teşekkürler Akçaabat Belediyesi. Teşekkür ederiz Sayın Başkanımız. Güzel ekibiniz, şampiyon ekibiniz için. Erdemoğlu Holding olarak inandığımız en önemli şeylerin başında değerlerimiz gelir diyor Erdemoğlu ailesi. Bu sorumluluk başka tüm kazanımların önüne geçiyor çünkü. İlmek ilmek dokunan kilim ve halı değildir 1970 yılından bu yana. Alın teri, dürüstlük, sabır ve kalite. Sayısı giderek artan tezgahlarda dokunan işte bu değerlerdir. Mehmet Erdemoğlu tarafından temeli atılan mütevazi işletmeyi dünya ölçeğinde üretim tesisleriyle Erdemoğlu Holding'e dönüştüren bu değerlerdir. Onursal Başkan Besneli Bilge merhum Mehmet Erdemoğlu kazandıklarının belli bir bölümünü paylaşmayı ilke edinmiş, sağlığında başta eğitim bursları olmak üzere okullar, camiler, sağlık ocakları yaptırmıştır. 2006 yılında vefatından sonra çocukları tarafından bu gelenek devam ettirilmiş ve 2010 yılında Mehmet Erdemoğlu Vakfı hayata geçmiştir. Mehmet Erdemoğlu Vakfı tarafından yapılan onlarca okul, fakülte, öğrenci yurdu, taziye evi, cami, sağlık ocağı bulunmaktadır. Erdemoğlu Holding kazandıklarını sosyal sorumluluk projeleriyle paylaşmayı da ilke edinmiştir. Onursal Başkan merhum Mehmet Erdemoğlu'nun çizdiği bu yolda güzel ülkemizin geleceğine daha güçlü yatırımlarla devam edecekler. 1970'ten bugüne onursal başkanları Besneli Bilge Mehmet Erdemoğlu'nun ilkeleri ışığında yürüyorlar. Dürüstlükten şaşmadan, kimseyi hor görmeden, kimsenin işine müdahale etmeden, bitmiş işleri bozmadan, ödemelerine sadık kalarak, çalışanlarının ücretlerini düzenli ödeyerek, anlaşmalarına sadık kalarak, hoşgörüyü elden bırakmadan, işine, insanına, vatanına, devletine, bayrağına sahip çıkarak, şeffaf ve çok çalışarak bugünlere geldiler. Erdemoğlu Holding tanıtım filmini birlikte izliyoruz şimdi. Değerli basın mensupları lütfen ekranların önünü boşaltalım. Çok teşekkür ediyorum. Bin yıla dayanan yazılı tarihiyle çalışkan ve mütevazı insanların kenti Besni'den ticaret, sanayi merkezi Gaziantep'e ve oradan tüm dünyaya uzanan alın teri ve gayret dolu bir yolculuk. Besni'de sırtına vurduğu kilim ve savanlarını satmaya götüren bir Anadolu zanaatkarı. Omzundaki savan, koca bir ailenin yarına dair umutları, ekmeği ve aşıydı. O zanaatkar Mehmet Erdemoğlu'nun çocuklarına gerçek mirası, Anadolu'nun her köşesinde kazanılan güven, itibar ve hayır duaları. 1942 yılında başladığı dokumacılık mesleğinde ustalaşan Mehmet Erdemoğlu ve ailesinin önce Besni, ardından Gaziantep'teki emek ve çabaları. Ürünlerinde kaliteden asla taviz verilmemesi, çalışanlarla tedarikçilerin haklarının sonuna kadar teslimi ve daha birçok ilke, sektöründe lider markalarıyla Erdemoğlu Holding'in vazgeçilmezleri. ...1990'lı yıllardan itibaren işlerin yönetimini aile bireylerine bırakan Mehmet Erdemoğlu,
kendini tamamen hayır işlerine adamış, doğup büyüdüğü Besni ile yaşadığı yer Gaziantep arasında adeta mekik dokumuştur. Halkın verdiği isimle Besnili Bilge'nin yeni misyonu, doğup büyüdüğü ve hayatını kazandığı kentlerin eğitim, sağlık ve sosyal tesis eksiklerine gücü yettiğince koşmaktır. Servetin sınırı yok. Mükafatı var ilkesi gereği inşa edilen okullardan Adıyaman Besni Çat Mahallesi Gülüsüm İbrahim Erdemoğlu İlköğretim Okulu, Gaziantep Dumlupınar Mahallesi 24 derslikli Mehmet Erdemoğlu İlköğretim Okulu, Gaziantep Belkıs Mahallesi 24 derslikli Servi Erdemoğlu İlköğretim Okulu, Gaziantep 75. Yıl Mahallesi 24 derslikli Mustafa Erman Ortaokulu, Gaziantep Emek Mahallesi 21 derslikli Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, Gaziantep Güvenevler Mahallesi 40 derslikli Servi Erdemoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Adıyaman Besni'de inşa edilen 16 derslikli Ali Erdemoğlu Fen Lisesi ile ...24 derslikli Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi'nde geleceğin Türkiye'sini kuracak çalışkan ve erdemli gençler yetişiyor. Mehmet Erdemoğlu Vakfı tarafından yapımı yeni tamamlanan eserlerden Adıyaman'daki 6 derslikli Servi Erdemoğlu Anaokulu'yla ...24 derslikli Mehmet Erdemoğlu İlkokulu, Gaziantep Eyüp Sultan Mahallesi'nde 7020 metrekare inşaat alanına sahip toplam 32 derslikli okullardan Nigar Erdemoğlu Ortaokulu, İbrahim Erdemoğlu Anadolu Lisesi ise bölgenin eğitim yükünü üstlenmeye hazırlanıyor. Adıyaman Besni'de hizmete açılan 500 öğrenci kapasiteli Servi Mehmet Erdemoğlu Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, Gülsüm Erman Kız Öğrenci Yurdu, Türkiye'nin en önemli problemi eğitim için üst üste konulan tuğlalardır. Tamamlanan Ali Erdemoğlu Besni Fakülte lojmanları ise akademisyenlere modern şartlarda barınma imkanı sağlamaktadır. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde akademisyenlerimiz için Ali Erdemoğlu ve İbrahim Erdemoğlu, Adıyaman Besni'de jandarma ve emniyet güçlerimiz için lojman inşaatları başlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Besni Kampüsü'nde inşa edilen Mehmet Erdemoğlu Mühendislik Mimarlık Fakültesi, gelişmiş teknik imkanları ve altyapısıyla geleceğin nitelikli mimarlarını ve mühendislerini yetiştirmektedir. Aynı kampüste yapımı tamamlanan Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu, 21 derslik ve amfisi, laboratuvarları, öğretim görevlisi odaları ve hizmet birimleriyle gençlere nitelikli eğitim imkanı sunarken, sanayiye de ara eleman yetiştirmektedir. Trabzon Akçabat'ta yapımı tamamlanan 16 derslik, pansiyon, spor salonu ve diğer birimlere sahip İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi, İzmir Torbalı'da 800 metrekare alanda açık ve kapalı basketbol sahaları, peyzaj alanı ve hizmet birimleriyle inşa edilen Torbalı İbrahim Erdemoğlu Kapalı Spor Salonu, Türk sporuna hizmet eden spor tesisleridir. Başkasını kendiniz bilin, öyle bakın ilkesi gereği hizmete açılan taziye evleri, özellikle kırsal mahallelerin bu eksiğini gidermektedir. Merinos tarafından inşa edilen modern taziye evlerinden
Adıyaman Besni, Yeni Besni Mahallesi, Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi. Besni Çat Mahallesi, Merinos Ali Erdemoğlu Taziye Evi. Besni Kargalı Köyü, Merinos Ali Erdemoğlu Taziye Evi. Besni Çat Mahallesi, Merinos Servi Erdemoğlu Taziye Evi. Besni Şambayat Beldesi, Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi. Besni Eski Köy, Merinos Ali Erdemoğlu Taziye Evi. Adıyaman Karapınar Mahallesi, Merinos Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi. Adıyaman Gölbaşı, Merinos Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi. Adıyaman Tut, Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi. Ve Gaziantep Kabarcık Mahallesi, Merinos Mehmet Erdemoğlu Taziye Evlerinde yakınlarını kaybedenlerin acılarını dostlarıyla paylaşmaları sağlanmaktadır. Gaziantep'in en kalabalık bölgesinde özgün ve estetik bir mimari anlayışla inşa edilen Yunus Emre Cemevi, sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olarak tüm şehre hizmet vermektedir. 3 katta toplam 5312 metrekare inşaat alanına sahip Yunus Emre Cemevi, avlusu, cem, hazırlık ve lokma salonları, misafirhanesi, derslikleri, toplantı ve arşiv odalarının yanı sıra idari ve hizmet birimleriyle tam teşekküllü ibadet ve kültür merkezidir. Adıyaman Besni'de yapılan Mehmet Erdemoğlu Camii ve Gaziantep'te hizmete açılan Çevik Kuvvet Mescidi ilave tesisleriyle olduğu kadar İnşaat ve malzeme kaliteleriyle de yüz akıdır. Gaziantep'in İbrahimli bölgesi Gölgelik Kavşağı'nda 8000 metrekare arsa üzerinde yaptırılan 3500 kişilik Servi Erdemoğlu Camii, Taziye Evi, Kur'an Kursu, çok amaçlı salon ve lojmanın yanı sıra kreş, anaokulu, yemekhane, çocuk oyun alanı gibi birimleriyle hizmet vermektedir. Besni Küçük Sanayi Sitesi'nde hayırseverler tarafından yapımına başlanan ancak yarım kalan Merinos Mustafa Rabuş Camii'nde açık teras ve 5 adet dükkan yer almaktadır. Adana Yeşilova Mahallesi, Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Çocuk Gündüz Bakım Evi ve Adana Bahçeşehir Mahallesi Sasa Doktor Mehmet Şeker Gündüz Bakım Evi, sınıfların yanı sıra oyun ve rehberlik odaları, öğretmen, müdür odaları ve hizmet birimleriyle Adana Karşıyaka Mahallesi Sasa Kamil Tuval Gündüz Bakım Evi, sınıflar, oyun ve rehberlik odaları, öğretmen, müdür odaları ve Adana Yeşilevler Mahallesi'nde inşası devam eden Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Erdemoğlu ailesinin hızla süren sosyal sorumluluk katkılarının son örnekleridir. 134 yatak kapasiteli Besni İbrahim Erdemoğlu Öğretmen Evi ile 72 yatak kapasiteli İslahiye Öğretmen Evi, bölgede büyük ihtiyaç duyulan öğretmen evi eksiğinin giderilmesini sağlayacak. 1050 metrekare alanda inşası devam eden Tut Kütüphane ve Kültür Merkezi tüm ilçe halkına hizmet edecektir. Merinos Gülüsüm Servi Erdemoğlu Aile Sağlığı Merkezi ile Besni Oyratlı Ali Erdemoğlu Aile Sağlığı Merkezi halkımıza şifa dağıtmaktadır. Adıyaman Besni'de bulunan Merinos Münire Sümer Etnografya Müzesi geleneksel Besni yaşantısından kesitler sunmaktadır. Adıyaman Besni'de inşa edilen Mehmet Erdemoğlu Parkı ve Gaziantep İpek Yolu üzerine yapılan Mehmet Erdemoğlu Üst Geçidi, Erdemoğlu ailesinin halkımızın istifadesine sunduğu eserler arasındadır.
güvenlik güçlerimize araç, ekipman ve tesis desteklerinin yanı sıra Gaziantep Merveşehir Mehmet Erdemoğlu Polis Merkezi, Adıyaman Besni Mehmet Erdemoğlu Köprüsü, Besni Suvarlı Jandarma Karakolu Kamelyası ve çeşitli hizmet birimlerinin de yer aldığı Gaziantep Ordu Evi, Erdemoğlu ailesinin devleti ve milletine bağlılığının göstergesidir. Merinos Halı tarafından çalışanların ev sahibi olmaları amacıyla 16 blok olarak yapılan ve personele teslim edilen 810 dairede huzurlu ve mutlu aileler yaşamaktadır. Erdemoğlu ailesi tarafından 1988 yılından itibaren düzenli olarak her yıl 1420 öğrenciye burs verilmektedir. Kurumsal olarak verilen burslar, 2010 yılında kurulan Mehmet Erdemoğlu Vakfı tarafından başarılı öğrencilere sağlanmaktadır. Kapımıza gelen kimseyi geri çevirmeyin ilkesinden yola çıkarak ihtiyaç sahiplerine sağlık ve sosyal yardımlar yapılmaktadır. Erdemoğlu ailesi 17 Ağustos Marmara, 2011 Van ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinin yaralarının sarılmasında da üzerine düşen katkıları yerine getirmiştir. Van'ın İpek Yolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Gaziantep ve Adıyaman'da ard arda yapımına başlanan diğer tesisler bu sorumluluğun örneklerindendir. Topluma kazandırılan eserlerden istifade edenlerin, yardımlardan faydalananların ve baba dostlarının iyi dilekleri Erdemoğlu ailesi için en büyük kazançtır. Allah razı olsun, var olsunlar, bir olsunlar, her daim millete bassınlar, Allah yoksul etmesin, daha çoğalsın. Onursal Başkan Mehmet Erdemoğlu'nun her şartta dürüstlük, etik ticaret ve çalışana kıymet verilmesi felsefesi ışığında ulaştığı küresel liderlik noktasında sosyal sorumluluklarını da yerine getiren Erdemoğlu ailesi var gücüyle çalışıyor. Çünkü en güzel eylem paylaşmaktır. Asla yalan söylemeyin. Hiçbir zaman dürüstlükten şaşmayın. Kimseyi azarlamayın ve hor görmeyin. Kimsenin işine müdahale etmeyin. Bitmiş işi bozmaya çalışmayın. Ödemelerinizi söz verdiğiniz zamanda yapın. İşçinin parasını alın teri kurumadan ödeyin. Pazarlık yaptığınız işten ödeme sırasında tekrar para kesmeyin. Söz ağızdan çıkar. Anlaşma yaptığınız bir alışverişten zarar etseniz bile dönmeyin. Herkese karşı hoşgörülü olun. Ailenize daima sahip çıkın. Eş, dost ve akrabalarınızı bırakmayın. Kapınıza gelen kimseyi geri çevirmeyin. Başkasını kendiniz bilin, öyle bakın. Servetin sınırı yoktur, mükafatı vardır. İşinize, insanınıza, vatanınıza, devletinize, bayrağınıza sahip çıkın. Tüm ailenle bu felsefeden asla taviz vermeden devam edeceğimize and içiyoruz. Evet, bu ülkenin dört bir yanında Besnili Bilge Mehmet Erdemoğlu'nun ve Erdemoğlu ailesinin izleri var. Mekanı cennet olsun. Sayın Bakanlarım, değerli hazırım.
Programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Akçaabat Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim'i davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Sayın bakanlarım, sayın valilerim, önceki dönem çok değerli bakanım, milletvekillerim, büyükşehir belediye başkanım, sayın kaymakamım, siyasi partilerimizin çok kıymetli il başkanları, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarım, Vakıf Bankamızın çok değerli genel müdürü Sayın Abdi Serdar Üstün Salih Beyefendi, Erdemoğlu Holding'in çok değerli yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu Beyefendi, kıymetli protokol, değerli katılımcılar, basınımızın değerli misafir, değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, il dışından gelen çok kıymetli misafirlerimiz, içerisinde spor lisesi, öğrenci yurdu, kapalı spor salonu, Sebat Gençlik Sporumuzun kulüp binası, 2 adet futbol sahasıyla İbrahim Erdemoğlu spor kompleksinin açılışına kültür sanat şehri, kültür sanat ve turizm şehri Akçaabat'ımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın bakanlarım, 2019 yılından bugüne kadar söz uçar eser kalır düsturuyla Akçaabat'ımıza hizmet ediyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan yatırımları siz ki kıymetli bakanlarımızın katkılarıyla ilçemize kazandırıyoruz. Akçaabat'ımızda son yıllarda turizmden eğitime, ulaşımdan sanayiye, altyapıdan istihdama kadar birçok önemli yatırımlara kavuştu. Bugün burada Vakıfbank Genel Müdürümüzün hemşerimiz Abdi Serdar Üstün Salih'in vesile olduğu Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu tarafından yaptırılan spor kompleksinin açılışında hep birlikte yapılan olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgeden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Hemen doğumuzda bir kültür merkezi inşaatımız var. Allah'ın izniyle yakın zamanda bu inşaatı tamamlayacağız. Kültür merkezimizi Kültür Bakanlığımız, belediyemiz ve yine Vakıf Bankımızla beraber ortaklaşa bitiriyoruz. Yine batımızda bir yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu gerçekleştiriyoruz. Bunu da yine Spor Bakanımızın ve Spor Teşkilatımızın katkılarıyla beraber Akçaabat'ımıza kazandıracağız. Akçaabat'ımız sahili boyunca hedeflediğimiz yeni yaşam alanlarının önemli bir kısmının açılışını Erdemoğlu ailesinin katkılarıyla yapmaktan duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Akçaabat'ımızın, Trabzon'umuzun ve bölgemizin sporuna önemli katkı sağlayacak olduğunu düşündüğüm, sağlayacak olduğunu düşündüğüm bu spor kompleksimizin şehrimize ve ülkemize hayal getirmesini temenni ediyorum. Çok kıymetli bakanlarım, değerli misafirlerimiz, Akçaabat'ımıza bu eserlerin kazandırılmasına katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, valilerimize, milletvekillerimize ve önceki dönem milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, çok kıymetli Genel Müdürümüz, Vakıfbank Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstün Salih'e, Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Beyefendi'ye ve ailesine, yüklenici firmaya ve emeği geçen bütün herkese ilçem adına şükranlarımı sunuyor. Tekrar Erdemoğlu ailesini şükranlarımla selamlıyor. Bütün misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanlarım, saygıdeğer davetliler. Trabzon, Erdemoğlu ailesi için çok önemli bir şehir. Çünkü Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu üniversiteyi Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde okudu. İlk ticaret hayatına da Trabzon'da başladı. Öğrencilik sonrasında da Trabzon'la ilişkilerini hiç kesmedi. Trabzon onun ikinci memleketi. 1979 yılında babasının ısrarıyla geldi ama Trabzon'un onun hayatına çok katkılar verdi. Öğrenci olarak yaşadığı Trabzon'da ailesinin ürettiği kilimleri esnafa satarak eğitimine ve ailesine katkılar sağladı. Sanayiciliği Gaziantep'te ama tüccarlığı Trabzon'da öğrendim diye de altını çiziyor her konuşmasında. 7'sinden 77'sine herkesin spor konuştuğu bu şehre bir spor lisesi kompleksi kazandırmanın gururunu yaşıyor bugün. İbrahim Erdemoğlu ve kardeşi Ali Erdemoğlu'na Allah size kolay para kazanmayı nasip etmesin diye dua edinin bir babanın evlatları. Çünkü kolay paran kazanılan paranın hayrı olmazdı ve onlar bu sözü iş hayatına taşıdılar. Onlar aile olarak da hiç rahata alışmadı, çok çalıştılar. Bu binanın da temellerinde iyilik var, sevgi var, vefa var ve alın teri var. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Erdemoğlu'nu davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Sayın bakanlarım, sayın valilerim, sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanlarım, değerli saygıdeğer misafirler, hepinize açılışımıza hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Az önce hanımefendi de bahsetti. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Trabzon'da okudum. Bunun yanında sadece okumakla kalmayıp 2 ay sonra kilim satmaya başlayarak tüccarlığı Trabzon'da öğrendim. Trabzon'un tüccarlığı çok farklıdır. Dürüstlük ilkesinden, adalet ilkesinden ve herkesi kucaklayan ve hoşgörünün olduğu çok nadir görülen bir ticari yapısı vardır. O zamanki benim ticari olarak öğretmenlerim Canoğlu amcam vardı, Allah gani gani rahmet eylesin. Yanoğlu amcam vardı, Allah gani gani rahmet eylesin. Mustafa Özer amcam vardı, Allah gani gani rahmet eylesin. Ve diğer tüm esnaflarımızda hayatta olmayanlara Allah gani gani rahmet eylesin. Onların şu anda aranızda çocukları var. Bizim diyalogumuz daha halen devam ediyor. Buranın yapımına geldiğimiz noktasında Abdi Bey kardeşim benim üniversiteden arkadaşım. 3 sene önce bir arada otururken Trabzon'a bir okul yapmayı düşünüyorum dedim. Bir bakar mısın? Abdi kardeşim Trabzon'a gelip görüştükten sonra bir sonraki görüşmemizde bir dedi merkezde bir lise, bir de Akçabat'ta spor lisesi olduğunu söyledi. Hangisini yaptırmak isterseniz dedi. Atladık Abdi Bey kardeşimle birlikte Akçabat'a geldik. O zamanki sayın valimizle yaklaşık şu mekandaydık aşağı yukarı. Burası o zaman toprak. Dedi ki işte liseyi yerini gösterdi. Liseyi dedi buraya yapacağız. Peki tek lise mi olacak dedim. Dedi ki sayın valim işte yurdu olacak, kız erkek yurdu, spor salonu olacak, bunları da devlet olarak biz yapacağız dedi. O sırada bir dakika düşündüm,
Sayın Valime şunu söyledim. Dedim ki Sayın Valim, gel yurdu da biz yapalım. Spor salonunu da biz yapalım. Burayı adam akıllı bir kompleks haline getirelim. Müsaade ediyor musunuz dedim. Sayın Valim onay verdi. Abdi Bey'le de görüştük. Ve buranın inşaatına başladık. Tabii şu gördüğünüz alanda Akçabat Sebas Spor'un antrenman sahası vardı. Sonra Akçabat Sebas Spor'un yönetimi binasının çok eski olduğunu ve buranın da bu kompleksin içine dahil olacak şekilde yenilenmesini talep etti. Ona da baş üstüne dedik. Ve sonrasında bunları yaparken Trabzon'un, Akçabat'ın, bu bölgenin ne kadar spora meraklı olduğunu, ne kadar buranın spora sevdalı olduğunu zaten biliyordum. Onun için iki tane de spor sahası, yani futbol sahası yapma kararı verdik. Onun da bir tanesi faaliyete geçti. Diğeri çim saha olmasının neticesiyle biraz gecikti. Onu da en kısa sürede yapıp tekrar Trabzon'umuzun sporuna hizmet, spor hizmetine sunacağız. Bravo başkan, bravo, bravo baba. Trabzon insanı, Doğu Karadeniz insanı spora çok meraklıdır. Sporu çok sever. 7'den 77'ye kadar herkes ama. Bunu biliyorum. Onun için buradaki hocalarımızdan özellikle ricamız şudur. Bu sevginin, bu şefkatin olduğu bir yerde hem Türkiye çapında hem dünya çapında İnşallah sporcular yetiştirilmenizi bekliyoruz ve istiyoruz, talep ediyoruz bunu. Bunu yapacağınıza da inanıyoruz. Babamızın bize söylediği çok önemli sözlerden birisi de şuydu. Oğlum derdi, hiçbir şey ama hiçbir şey sizin değildir derdi. Her şey bu ülkenin, bu devletin, bu milletin. Ve kendisi de Allah gani gani rahmet eylesin giderken 4 metre bezle gitti. Hiçbir şeyin olmadığının bundan daha güzel ispatı olmaz. Biz de Erdemoğlu ailesi olarak başarılı olduğumuz müddetçe, kazandığımız müddetçe, bu ülkemizle, bu devletimiz ve milletimizle her zaman paylaştık, bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Açılışımıza katıldığınız için Erdemoğlu ailesi adına hepinize saygılar sunuyorum. Şeref verdiniz, sağ olun, var olun. Sayın İbrahim Erdemoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Akçabat Spor Lisesi kompleksinin açılışına manevi olarak da çok destek veren bir isim var aramızda. Bu şehrin horonuna, kemençesine, kırmızı beyaz Sebat Spor renklerine aşık bir isim. Şehrimizin evladı, Vakıflar Bankası Genel Müdürü Sayın Abdü Serdar Üstün Sahil'i güzel alkışlarınıza davet ediyorum. Buyurun lütfen. Sayın Milli Eğitim Bakanım, Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valilerimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız, değerli protokol üyeleri, kıymetli davetliler, sevgili gençler, sevgili hemşerilerim. Açılış törenimizi teşriflerinizden dolayı sizleri saygıyla selamlıyorum. Trabzon'un ve Akçabat'ın bir evladı olarak memleketim için atılan her adımdan, bina edilen her tesisten ve ulaştırılan her bir hizmetten daima büyük bir heyecan duyuyorum.
bölgemize her zaman büyük destekler sunan hemşerim olarak gördüğüm kıymetli okul arkadaşım, değerli iş adamı Sayın İbrahim Erdemoğlu'na ve kıymetli ailesine, Erdemoğlu Holding'e bu güzide tesisleri ve okulu inşa ettiği için şahsım, gençlerimiz, Akçabat Sebat ailesi ve ülkemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanı sıra kampüste yer alan Sebat Gençlik Spor Tesislerine de benim ismimi vermeyi önermesi beni bambaşka duygulara taşımıştır. Doğduğum, büyüdüğüm, halen bir açık kapımın bulunduğu ve hizmet etmek için her fırsatı değerlendirmeye çalıştığım memleketimde bu anı yaşamak benim için tarifsiz bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın bakanlarım, kıymetli katılımcılar, rahmetli babam Arslan Üstü Salih, 50'lerin sonunda tütün sporda futbol oynamış ve kuruculuğunu yapmış biriydi. Haliyle spor aşkı birçoğumuza olduğu gibi bende de babadan gelen bir duygu. Futbol başta olmak üzere pek çok spora ilgi duydum. Nasip oldu Akçabat Sebat Spor'da başkan yardımcılığı, Trabzonspor'da başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. 6 yıldır da ülkemizin uluslararası alanda en başarılı takımı olan Vakıfbank Spor Kulübü'nün başkanlığını üstleniyorum. Bu tecrübelerim de bana gösteriyor ki sporda başarının ilk adımı modern tesislere sahip olmak, altyapıya önem vermektir. İşte bunu başardığımızda Avrupa ve dünyanın zirvesine defalarca çıkabiliriz. Bunu gerçekleştirerek ülkemizin gururu olan Vakıfbank ailesinin bir parçası kadın voleybol takımımız da bugün aramızda. Faaliyetine bugün başlayacak olan tesislerimizde ilk antrenmanda kızlarımıza nasip oldu. Bu sebeple ayrıca gururluyum. Kendilerine de memleketime hoş geldiniz diyorum. Vakıfbank Genel Müdürü ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı olmam hasebiyle bugün bizi gururlandıran kızlarımız buradaysa, bu da yine Vakıfbank'ın 38 yıldır kesintisiz desteğini sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesinin eseridir. Türk kadınının gücünü dünyaya duyurmak amacıyla çıktığımız yolda bugün 3000'in üzerinde kızımızın voleybola dair hayallerine ortak olduk. Milli sporcular yetiştirdik, voleybol camiasına nice isimler kazandırdık. Vakıfbank bugün ülke sınırlarını aşan voleybol okulları, marka isimler yetiştiren, altyapısı ve rekorlar kitabına defaten ismini yazdıran rüya takım ile ülkemizin ve milletimizin gurur kaynağıdır. Kızlarımıza bu fırsatı veren bankama ve Vakıfbank ailesi başta olmak üzere ülkemize ve milletimize nice gururlar yaşatan takımımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklar, elbette sporun yanı sıra bir bürokrat olarak 33 yıldır ülkeme hizmet ediyorum. Her Akçabatlı gibi görev yerim başka iller olsa dahi kalbim burada atmaya devam ediyor. İmkanlar dahilinde memleketime hizmet aşkım daima diri duruyor. Başta kıymetli Akçabat Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim olmak üzere bölgeye teşrifleriyle ve eşrafıyla sürekli temas halindeydi. Üzerime düşen bir görev olduğunda yerine getirmekten de onur duyuyorum. Genel müdürlük görevini üstlendiğim bankamız Vakıfbank'ta da eğitime, kültüre, spora, gençliğe birçok yatırım yapıyor. Bugünden sonra da bu anlayışla bölgemize ve ülkemize
hizmet etmeye devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bugün katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Bakanlarımız olmak üzere davetimizle gençlerimize nitelikli eğitim alması için bölgemize sonsuz katkılarda bulunmaktadırlar. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Müsaadenizle sözlerimin sonunda gençlerimize seslenmek istiyorum. Bugün açılışını yaptığımız kampüste yetişecek olan sevgili gençler, siz bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Eğitimde ve sporda tesisin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Size imkan verildiğinde neler başarabileceğinizi yine çok iyi biliyoruz. Yürekten inanıyorum ki her biriniz ailenizi ve ülkemizi gururlandıracaksınız. Unutmayınız ki bütün ümidimiz gençliktedir. Tekrardan katılımlarınız için teşekkürlerimi sunuyor. Tesislerimizin Akçabat'a, Sebat Gençlik'e, Trabzon'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizlere derin saygılarımı sunuyorum. Değerli hemşerimiz Sayın Abdü Serdar Üstün Sahne'ye teşekkür ediyoruz. Filenin sultanlarını bizimle kavuşturdu. Vakıfbank kızın voleybol takımımız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz şehrimize. Kalbimizin sultanları. Evet, Akçabat Sebat Spor, şimdi Sebat Gençlik, Cumhuriyet'le yaşıt bir kulübümüz. Aramızda Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan, sevgili hocamız Şenol Güneş de var. Akçabat Sebat Spor, bu şehre, Trabzonspor'a, Türkiye'nin tüm kulüplerine, dünyanın kulüplerine sporcu yetiştirmiş, futbolcu yetiştirmiş bir kulüptür. Bundan sonra bu okulda şampiyonlar yetişecek. Trabzon'umuzu, Trabzonspor'umuzu ve tüm kulüpleri şampiyonluğa taşıyacağız. Sebat'ımızın güzelliğinde. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, bir spor aşığı, Trabzon aşığı, bordo mavi renklere gönül vermiş, Trabzon'u büyük şehir olma yolunda gayretleriyle renklendiren ve ileri götürmeye çalışan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Metin Genci davet ediyorum. Saygıdeğer bakanlarım, çok kıymetli valilerim, çok kıymetli genel başkan yardımcımız, değerli milletvekillerimiz, önceki dönem kıymetli bakanımız, Trabzonspor'umuzun çok kıymetli başkanı, kıymetli hocamız, şehrimizin çok saygıdeğer protokolü, kıymetli hanımefendiler ve kıymetli beyefendiler ve şehrimize misafir olarak teşrif eden başta Vakıf Bankımız olmak üzere öncelikle çok kıymetli genel müdürümüz, onun nezdinde misafir olarak teşrif eden takımımız ve bugünkü bu eserleri Trabzon'umuza kazandırarak çok çok önemli bir işe imza atan Erdemoğlu ailemizin çok saygıdeğer yönetim kurulu başkanı İbrahim Bey, kıymetli Ali Bey, efendim şehrimiz adına çok çok güzel bir gün, kıymetli bir gün, anlamlı bir gün. Ben öncelikle teşrif eden bütün hemşehrilerime teşekkürlerimle birlikte hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ülkemizin bütün şehirlerinin özellikleri, güzellikleri, değerleri, alameti farikaları var. Trabzon'umuzda tebarüz eden yönleri itibariyle bir tarih şehri, bir kültür şehri, bir sanat şehri olmakla beraber bunun yanı sıra sporun da eğitimin de merkezi hüviyeti olan bir şehir. İşte kıymetli spor bakanımız da burada. Büyük bir katkıları oldu. Teşekkür ediyorum. Şehrimizde 2007 yılında Avrupa Yaz Oyunları yapıldı. 2011 yılında olimpiyatlar yapıldı. Faruk Özalp bakanımızın da o dönem ciddi katkılarıyla birlikte. 2016 yılında darbeye rağmen bu şehirde liseler arası olimpiyatlar yapıldı. Dolayısıyla sporun sadece futbolla değil, bütün bireysel ve salon sporlarında, toplu sporlarda, takım sporlarından da öne çıkan bir şehrimiz.
Ve böyle yönü olan bir şehre ne mutlu bize ki ülkemizin çok çok önemli hem ülkenin ihracatına, ülkenin ekonomisine katkı sağlayan büyük bir holdingin değerli yöneticileri böyle güzel bir yönü olan bu şehre kıymetli genel müdürümüzün de destekleriyle, vesile olmasıyla bugün bu eseri kazandırdılar. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sizi dinlerken sadece size Trabzon'da bir yönetici olarak bir iş adamı gözüyle bakmadım. Orada Allah gani gani rahmet eylesin. Babamızın mirasını maddi manevi olarak onun ilkeleriyle beraber yürütmeniz nedeniyle çok çok daha farklı bir baktı. İbrahim Bey hem size hem de kıymetli kardeşiniz Ali Bey'e. Çünkü şöyle düşündüm. Hepimiz bir hayat yaşıyoruz, geliyoruz, geçiyoruz. Kazanımlarımız oluyor, kazandıklarımız oluyor. Esasında hepsiyle birlikte bir imtihan oluyoruz. Kazandığımızla da kazanamadığımızla da imtihan oluyoruz. Ama ne mutlu ki bu imtihanı inancımızın rehberi Efendimizin sözüyle hayrün nas men yenfeun nas anlayışıyla yapabilelim. İşte siz bu anlayışla yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem şehrim adına teşekkür ediyorum hem de bu güzel anlayışı sürdüren şehrimizin ve bütün ülkemizin güzel bir iş adamı olarak teşekkür ediyorum. Ve değerli hemşehrilerim, tabii ki çok çok kıymetli konuşmacılarımız var. Esasında epeyce bir metin hazırladım ama ben çok kısa değineceğim. Trabzon'umuz bu tür yatırımlarla beraber burada yetişen çocuklar belki yarın hem şehri için hem ülkesi için hem de insanlık için bir değer ortaya koyacak. O nedenle de çok kıymetli. Eğitime yatırım yapmak, spora yatırım yapmak. Ve tabii bu işe vesile olan yine şehrimizin çok değerli bir evladı var. O da sporla haşır neşir. Daha önce Trabzonspor'umuzda vazife yapmış, şu anda da Vakıf Bankımızın genel müdürü Abdüserdar Bey. Size de özellikle vesile olduğunuz için şehrim adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Abdüserdar Bey sözlerinde konuşurken İbrahim Bey'in Trabzon'la bağlantısını üniversiteyle beraber bu şehirde olan bağlantısından bahsetti. Esasında üniversiteyi okuyarak ilk para kazanmaya başladığı şehri de unutmayarak bir vefa örneği de gösterdiniz. Bu sürecinizi Faruk Özak abimizden dinledim. Rahmetli babanızın bu anlayışını, bu gayretini dinledim. O nedenle çok çok takdire şayan bir iş yaptınız. Hem de şehrimize güzel eserler kazandırdınız. Hem de spor şehri olan Akçabat'ımızda, Akçabat Sabah Spor'umuzda da güzel eserler kazandırdınız. Hepsi için müteşekkiriz. Ama ben bu teşekkürümü eğer siz de kabul ederseniz Trabzon Büyükşehir Belediye'mizin ilk meclis toplantısında ben sınıf arkadaşımı hemşehrim gibi hissettim diyen Abdüserdar Bey'in sözünü de bir hukuki formatla beraber sizleri meclis kararımızla Trabzon'umuzun fahri hemşehrisi olarak ilan etmek istiyorum. Madem ki bu şehirde okudunuz, bu şehirde ticarete başladınız, bu şehirde para kazanmaya başladınız ve o zamanki büyüklerimizi de ismen şu anda bahsettiniz. Hakikaten çok kıymetli. Bu şehre duyduğunuz vefaya biz de yönetici olarak bu şekilde karşılık verelim istiyoruz. Tekraren bu güzel eserleri Akçabat'ımıza değil sadece, güzel Akçabat'ımıza tabii ki ama bütün Trabzon'umuza ve buradan istifade edecek olan bütün öğrencilerimize kazandırdığınız için Erdemoğlu ailemize, kıymetli İbrahim Erdemoğlu Bey sizlere, kıymetli Ali Erdemoğlu Bey'e, bütün arkadaşlarınıza, mesai arkadaşlarınıza, şehrim adına da bir Trabzonlu olarak da şükranlarımı sunuyorum. Tekrar teşrif eden bütün hemşehrilerimizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Bu güzel eserler hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Thank you.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Işığın şehri Gaziantep, binlerce yıllık bir tarihin mutfak kültürüyle buluştuğu, gastronominin tarihle harmanlandığı, Anadolu'nun en özel lezzetlerin buluştuğu coğrafya. Gaziantep, dünyanın lezzet başkenti. Evliya Çelebi'nin dünyanın göz bebeği diye yorumladığı kardeş şehrimiz Gaziantep. Gaziantep Valimiz Sayın Kemal Çeber'i davet ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Buyursunlar lütfen. Sayın Değer Bakanlarım, kıymetli valim, benim sevgili abim, saygıdeğer milletvekillerimiz, başkanlarım, sevgili öğrenciler, velileri, sporcular, spor insanları, kurum amirlerimiz, basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayayım. Benim için de sürpriz oldu ama selamlama fırsatı verildiği için de teşekkür etmiş olayım. Evet, Gazişehir'den geldik. Ve Gazişehir'den, Şehit Kamil'in şehrinden, Şahin Bey'in şehrinden, Karayılan'ın şehrinden, hanımefendinin söylediği gibi, gastronominin şehrinden, Evliya Çelebi'nin övdüğü şehirden, küçük Buhara'dan, bereketli Hilal'den, kucak dolusu, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle geldik. Şehzadeler şehri, spor şehri, Karadeniz bölgesinin lokomotif şehri, bu bölgenin üreten şehri, kazanan kazandıran şehri, güzel insanların şehri, yeşil ve mavinin en çok yakıştığı şehirlerden biri olan ama bordo ve mavi deyince daha bir güzelleşen şehre selamla, saygıyla ve muhabbetle geldik. Ve Gaziantep'ten ve Adıyaman'dan yaklaşık 200 kişi benimle beraber, kıymetli milletvekillerim, belediye başkanlarım, iş insanlarımız, mülkidar amirlerimiz, kurum amirlerimiz hep beraber Trabzon şehrimizin, kardeş şehrimizin bu güzel gününe, sevinçli şehrine ortak olmaya, ama bizim için bir özelliği daha var ki şehrimizin kıymetlisi, bizim için çok özel olan Erdemoğlu ailesinin yeni bir hayrına merhaba demeye geldik. Allah hayırlı etsin. Dediğim gibi sürpriz oldu. Böyle selamla yetinelim ama bir de Erdemoğlu ailesinden bahsetmek isterim. Erdemoğlu ailesi, emin olun, Gaziantep'te mukim ama Besnili ama bir Türkiye ailesidir. Demin inanıyorum ki izlerken buradaki herkesin benim gibi gözleri dolmuştur ve içlerinden bol bol Allah razı olsun ki böyle bir aile bu ülkede var demiştir. Çok güzel bir ailedir. Biz Gaziantep'te yaşaması nedeniyle Ali abimle daha çok sohbet ediyoruz. İbrahim Bey daha ziyade Adana'da oluyor. Ama her sohbeti benim için, emin olun, iyi aile olmanın, iyi iş adamı olmanın, vatanseverliğin, devletseverliğin, milletseverliğin, memleketseverliğin, vefanın dersleriyle dolu sohbetlerdir. Çok kısa anlatmak gerekirse, rahmetle hep andığımız, biraz önce ismi de bolca zikredilen Mehmet Erdemoğlu. Namı diğer, Besmili Bilge Mehmet Erdemoğlu kitabı vardır. Merak edenler okusun, Erdemoğlu ailesini tanısın. Erdemoğlu ailesi bu kadar hayrı hasenatı niye yapıyor diye o kitaptan öğrenecektir. Sevgili hemşerilerim, biliyorum ki Trabzon'un, bakın ben 5 yıl bu topraklarda yaşadım. Gaziantep'ten önce Rize valisiydim. Dolayısıyla iki bölgeyi de, iki şehri de iyi biliyorum. Çok ortak özelliklerimiz var.
Ne var? Vatan sevgisi var. Devlet sevgisi var. Bayrak sevgisi var. Ahde vefa var. Bir şey daha var. Erdemoğlu ailesi onu çok güzel sergiliyor. Diyor ki, Allah kazanmayı herkese nasip edebilir. Ama hayırda harcamayı ve hayırlı harcamayı sadece bazılarına nasip eder. Erdemoğlu ailesi işte öyle bir aile. Gaziantep ve Gaziantep'imiz için, bölgemiz için, ülkemiz için. Dolayısıyla kendilerini canı gönülden tebrik ediyoruz ve Gaziantep ve Adıyaman olarak güçlü bir şekilde burada da kendilerinin yanında, arkalarında, dualarımızla, fiziki varlığımızla var olduğumuzu ifade etmek istiyoruz diyorum. Ve açılacak tesisin spor şehri, şampiyonluklar şehri, Faruk Bakanım da birkaç hafta önce benim misafirim de sağ olsunlar. Gaziantep'te de birçok iş insanımız var. Yatırım yapmış ve Gaziantep'te yine ekmeğini kazanan Trabzonlular olarak. Onlarla da zaman zaman görüşüyoruz. Çok da sevişiyoruz. Rabbim bu tesisi ilimize hayırlı etsin. Bundan sonra Trabzon'umuzun sporda ve eğitimdeki başarısını daha da yukarıya çekeceğine inanarak ilçemize, Akçabat'ımıza, Trabzon'umuza ve bölgemize ve ülkemize hayırlı olması dilekleriyle Erdemoğlu ailesine yine yeniden sonsuz teşekkürlerimle, tebriklerimle hayırlı olsun diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten, Adıyaman'dan, Türkiye'nin dört bir yanından açılışımıza teşrif eden değerli misafirlerimiz. Sizleri Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez ziyaret ederek vasiyetnamesini yazdığı, kültür, sanat, spor ve şampiyonların şehri Trabzon'umuzu ağırlamaktan onur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmaları yapmak üzere Trabzon Valimiz Sayın Aziz Yıldırım arz ediyor. Buyursunlar Sayın Valim. Sayın Milli Eğitim Bakanım, saygıdeğer Gençlik ve Spor Bakanımız, çok kıymetli Gaziantep Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve burada toplanmamıza vesile olan bu kıymetli eserleri bize kazandıran Erdemoğlu Holding'in, Erdemoğlu ailesinin çok kıymetli evlatları İbrahim Bey ve Ali Beyler, Sayın önceki dönem bakanımız, siyasi partilerimizin kıymetli mensupları, sayın vekillerimiz, çok kıymetli spor insanları, hanımefendiler, beyefendiler, yarınımızın teminatı olan gençlerimiz, yarınımızın şampiyonları, sporcularımız, basınımızın güzide mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzaklardan gelen çok kıymetli misafirlerimiz Antep'ten, Adıyaman'dan, sizleri Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğup büyüdüğü Trabzon'da görmekten duyduğumuz memnuniyeti bir defa daha ifade ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün burada ülkemizin eğitimine ve gençlerimize çok önemli bir katkı sağlayacak olan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nin açılış töreninde burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eserin ilimize kazandırılmasında emeği geçen merhum Mehmet Erdemoğlu'na ve onun kurmuş olduğu vakfa, değerli iş insanı İbrahim Erdemoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Merhum Mehmet Erdemoğlu hayattayken sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda hayırseverliği ve topluma yaptığı katkılarla da tanınmış bir isimdi. Eğitime, sağlığa, inanç merkezlerine yaptığı katkılar,
onun ne kadar yüce bir gönle sahip olduğunun bir göstergesiydi. Bunu filmde de çok açık gördük. Oğlu Sayın İbrahim Erdemoğlu'na, oğlu da merhum babasının bu erdemli yolunu takip ederek ülkemizin dört bir yanında hayırlı işlere imza atmaya devam ediyor. Kendisinden Allah razı olsun, merhum babasını da bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız bu spor lisesi, Erdemoğlu ailesinin eğitime ve gençlerimize verdikleri değeri en somut örnekleriyle ortaya koyuyor. Sayın İbrahim Erdemoğlu, üniversite eğitimini aldığı Trabzon'a olan sevgisini bu okulu inşa ederek taçlandırmış, bu şehre olan vefasını göstermiştir. Kendisine müteşekkiriz. Bu lisenin sadece Trabzon'a değil, tüm ülkemize spor alanında yetenekli, ahlaklı ve donanımlı gençler yetiştireceğine olan inancımız tamdır. Spor sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, azim ve dürüstlük gibi pek çok önemli değeri de içinde barındırmaktadır. Bu okulumuzda eğitim alacak gençler hem bu değerlerle yetişecek hem de ülkemizi spor alanında en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Trabzon tarih boyunca sporun ve sporcunun her zaman en ön sıralarda olduğu bir şehir olmuştur. Bu bağlamda İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nin Trabzon'un sporla özdeşleşmiş ruhuna büyük bir katkı sağlayacağına inanmaktayım. Sevgili gençler, sizlere düşen görev bu güzel eğitim yuvasında kendinizi en iyi şekilde eğitip, geliştirip ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil etmek olmalıdır. Sizlerin başarısı bizlerin gurur kaynağı olacak. Unutmayın ki bu güzel eser sizlerin geleceği için büyük bir fırsat sunmakta. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize olan inancımız da tamdır. Bu anlamda eserin açılışında emeği geçen herkese, özellikle Mehmet Erdemoğlu Vakfı'na ve İbrahim Erdemoğlu'na tekrar teşekkürlerimi sunuyor. İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşvikleriyle bizleri onurlandıran iki bakanımıza da, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Sayın Gençlik Spor Bakanımıza, Vakıflar Bankası Genel Müdürümüze, önceki dönem Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, spor insanlarına hepinizin huzurunda tekrar tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Baki'nin dediği gibi, avazi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Hoş sada bırakan merhum Mehmet Erdemoğlu'na ve onun izinden giden değerli evlatları İbrahim Erdemoğlu'yla Ali Erdemoğlu'na ve Erdemoğlu Vakfı'na hepinizin huzurunda saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın abimize çok teşekkür ediyoruz. Birkaç telgrafımız var. İsim olarak sadece aktaracağım sizlere. Geleceğimizin umudu çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine katkı sağlayacak bu önemli yatırımı Trabzon'umuza kazandıran Erdemoğlu Holding'i canlı gönülden tebrik ediyorum. Bu büyük kompleksin nice kıymetli evladımızı yetiştirmesini ve onlara başarılar getirmesini diliyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor. Bu kıymetli eğitim yuvasının Trabzon'a hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, diğer milletvekillerimiz, bakan yardımcılarımıza ismen aktaracağım sizlere vaktinizi almadan. Sayın Abdülhamit Gül, teşekkür ederiz. Sayın Yılmaz Büyükaydın, Sayın Mehmet Sayit Kirazoğlu, Sayın Mehmet Muş, Sayın Ali Şahin, Sayın Avukat Hasan Öztürkmen, Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Sayın Derya Bakbak, Sayın Osman Boyraz, çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Sağ olun, var olun. Evet, şehrimize yapmış olduğunuz güzel katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Güzel alkışlarınızla Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Osman Aşkın Bakan arz ediyorum. Buyursunlar lütfen. Sağ
Sayın bakanlarım, çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli valilerimiz, kıymetli belediye başkanlarımız, değerli protokol, kıymetli gençler, değerli sporcular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir olayda bir aradayız. Erdemoğlu Holding'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir eser. Trabzon kazanıyor, Akçabat kazanıyor. Özellikle sporun içinden gelen birisi olarak da bu tip eserlerin bizlere çok büyük katkısı var. Tabii Trabzon'da ben de çalıştım. 8 yıl gibi bir süre burada çalıştım. Trabzon'u çok iyi biliyoruz. Trabzon bir spor şehri. Hocamız da gördük. Şenol Hocam saygılar. Sayın Başkan saygılar. Evet, Trabzon'a bir alkış diyelim. Bence önce Trabzon'da sporu Trabzon sporla bütünleştirmek lazım. Tabii Akçabat Sebat benim için de çok önemli bir kulüp. Yıllarca beraber çalıştığımız Kadir Özcan abim vardı benim. Allah rahmet eylesin. O da Akçabat'ın çok önemli bir kişilerinden birisi. Tabii Faruk Özat bakanımızı da unutamayız. Ondan da çok şey öğrendik. Bizim üstadlarımızdan gerçekten spor adamı, spor başkan olduğu zaman da, bakan olduğu zaman da ben o zaman federasyon başkanıydım. Kendisinden çok şeyler öğrendik. Evet, Trabzon böylesine güçlü bir şehir. Tabii Erdemoğlu ailesinin yaptıklarını görünce, bu videoyu, filmi izleyince gerçekten çok gururlandık. Gerçekten babalarının kendilerine aktardığı o değerleri sürdürmeleri, Türk gençliğine, Türk sporuna, Türk insanına ve bölgeye, milletine, vatanına yaptığı hizmetlerden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Öncelikle güzel bir aileyi görüyoruz. Hayırda yarışan bir aileyi görüyoruz. Tabii İbrahim Erdemoğlu'nun Trabzon'a olan vefasını da kutluyorum. Burada okurken yaşadıklarını, şehirdeki insanları isimleriyle hatırlaması, onlarla ilişkilerinin devam etmesi, Trabzon'a olan vefası ve sınıf arkadaşı, değerli arkadaşımız, bizim de arkadaşımız Abdüserdem Üstün Salih ile olan bu diyalog, bu noktalara gelmesi sporun gücünü gösteriyor. Spor için yapmak istediklerini gösteriyor. Ben ikisini de tebrik ediyorum. İki arkadaş bir araya gelmişler. Spor için, gençler için güzel bir eser ortaya koydular. Teşekkür ediyoruz. Sizleri kutluyoruz. Biz inanıyoruz ki bu tesislerde, bu spor lisesinde Türk sporunu uluslararası alanlarda temsil edecek. Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bayrağımızı göndere dalgalandıracaklar. Şampiyonlar çıkacak. Biz Trabzon'u burada çalışırken, ben Trabzon limanında çalışıyordum. Trabzonspor kazandığı zaman her şey güzeldi. Limanda herkes çok mutlu bir şekilde çalışıyor. Trabzonspor kötü bir sonuç aldığı zaman, berabere kaldığı zaman veya mağlup olduğu zaman limanda herkes hataları konuşuyor. Şurada golü kaçırdık, burada şunu attık, bunu şöyle yaptık. Dolayısıyla sporla yaşayan bir şehir, her şeyle sporu bilen, sporu çok iyi bilen bir şehir. Gerçekten bu eser yakıştı. Spor lisesiyle, yatakhanesiyle, yurduyla, spor tesisiyle, kapalı spor salonuyla, sahalarıyla beraber harika bir tesis. Tabii Akçabat spor içinde yapılan tesisler çok çok kıymetli. O da güzel bir tesis kazandı. Onları da tebrik ediyoruz. Sayın İbrahim Erdemoğlu, Ali Erdemoğlu, çok teşekkür ediyoruz Türk Spor'a verdiğiniz bu destek için. Bu ailenin de hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Yeni spor tesisleri bekliyoruz sizlerden. Belki Antep'te, belki Adıyaman'da, belki diğer bölgelerde spor tesisleri yapmak için sizleri davet ediyoruz. İnşallah görüşürüz. Sporu sevdiğinizi, spora hizmet ettiğinizi, gençlerimize hizmet ettiğinizi görüyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 22 yılda Türkiye'de bir spor devrimi yaşanıyor. Sadece 22 yılda 700 tane olimpik ve yarı olimpik spor havuz yaptık. Bir tanesinde Akçabat'ta yapıyoruz. 100 tanesinde inşaatı devam ediyor. Akçabat'taki tesisimiz de inşallah Ocak gibi bitecek. O da buradaki gençlerimize hizmet edecek. Tabii Trabzon organizasyonlar, spor organizasyonu yapan bir şehir. Ben de şahit oldum. Karadeniz oyunları, gençlik oyunları, yapılan pek çok aktivite, liseler arası şampiyonalar başta olmak üzere pek çok organizasyon yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Spora hizmet eden değerli büyüklerimiz Faruk Özak'a teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Tabii Vakıfbank'ın Türk sporu için, Türk voleybolu için yaptıklarını da burada anlatmadan geçemeyeceğiz. Filenin sultanlarını alkışlıyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Bizi gururla temsil ediyorlar. Türk sporunda büyük bir gelişme var. Değişik alanlarda, değişik spor branşlarında ülkemizi temsil etmeye gençlerimiz çalışıyorlar. Gelecekte güçlü bir spor ülkesi Türkiye olarak göreceğiz. Trabzon'u kutluyoruz. Akşabat'a hayırlı olsun diyoruz. Erdemoğlu ailesine de bu hizmetlerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Türk sporunu Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü bir şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet gençliğin sesi, Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu heyecanınız hepimize bulaşsın istiyoruz. Teşekkürler Sayın Bakan. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i arz ediyorum. Buyursunlar lütfen. Çok sevgili bakanlarımız, valilerimiz, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, misafir olarak aramızda bulunan Adıyaman ve Besni belediye başkanlarımız, sevgili misafirler ve hepsinden önemlisi bizi bugün bir araya toplayan Erdemoğlu ailesi. Ben de hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum, saygılar sunuyorum öncelikle. Bundan yaklaşık 1,5 ay kadar önce Adıyaman milletvekilimiz beni ziyaret etti ve bir etkinliğe davet etti. Besni Eğitim Bayramı'na davet etti. Ben de ya Besni'de eğitim bayramı mı olur? Hani nasıl bir alaka? Biraz hafif programımız yoğun vesaire dedim. Sonra vekilimiz ısrar edince bundan 2 hafta kadar önce Besti'de Eğitim Bayramı etkinliğine katıldık. Öncelikle Adıyaman ve Besti'de bizi ev sahipliği yapan ev sahiplerimize teşekkür ediyorum ama orada 2 tane güzel olaya şahit oldum. Bir, Besti gibi bir ilçede Türkiye'de örneği olmayan bir eğitim bayramı yapılıyor. Ama ondan daha önemlisi İki tane çok değerli insanla tanıştım. Birisi hemen karşınızda duruyor Ali Bey, diğerisi de İbrahim Bey. Ben gerçekten onlarla o gün orada tanıştığım için çok mutluyum. Kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun. Bu videoyu 2. defa izledim. Ama ikincisinde de şeyi başaramadım. Kaç derslik yapmışlar acaba toplamda diye. Gerçekten burada gösterilen, gösterilmeyen memleketlerine, Besni'ye ve Adıyaman'a yaptıkları kayda değer bir etkinlik. Sonra siz burada Besni'li bilge ifadesini, yani bir saygı icabı söylenmiş Mehmet amca için, Allah rahmet eylesin, zannediyorsunuz ama burada koymamışlar. Besni'de anayasamız diye Mehmet amcanın sözlerinden bir pankart hazırlamışlardı. Gerçi videonun sonunda İbrahim Bey okudu onları ama yazılı olması daha anlamlıydı. Gerçekten sözleri alt alta gördüğünüzde bir Anadolu... Var mı? Ha, bizim oturduğumuz yerden gözükmüyordu, pardon. Evet, orada varmış. Gerçekten bir Anadolu bilgesi. Kendisine hem bu bilge vasfından dolayı hem de yetiştirdiği evlatlardan dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ailenin diğer fertlerinden aramızda olanlara da hoş geldiniz diyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu esnada tam bir Trabzon aşığı, Trabzon sevdalısı bir dostumuz var. O da ısrarla Trabzon'da bir spor lisesi yaptık. Onun açılışına
gideceğiz diyor. Ben hani Vakıf Bank yaptı zannediyordum başlangıçta. Hani kamu bankası, ben açılışlara ilkesel olarak yani kendi bütçemizde yaptığımız okulların açılışlarına değil, hayırseverlerin açılışlarına gidip teşekkür ediyorum. Hayırseverlere teşekkür ediyorum. Abdi Bey kardeşimiz, dostumuz çok ısrar etti. Akçabat'taki spor lisesinin açılışına gidelim. Orada hafif böyle yani yoğun programı sonuçta kamu bankası vesaire diye biraz ağırdan aldım. Sonra Erdemoğlu ailesini yaptığını öğrenince buraya da gelmek ve teşekkür etmek istedim. Ben hem Abdi Bey'e memleketine olan sevgisi ve saygısından dolayı, sahip çıkışından dolayı, hem İbrahim Bey'e ekmeğini yediği, suyunu içtiği, üniversite öğrencilik yaptığı Trabzon'a sahip çıkışından dolayı teşekkür ediyorum. Erdemoğlu ailesine biraz önce ekranlarda gördüğümüz hayırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir hususu ifade etmek istiyorum. O bence çok önemli. Türkiye'de uzun yıllar sportif eğitim ile akademik eğitim birbirinin alternatifi gibi gözüktü. Çocuklarımıza ya akademik eğitimden almalarını tavsiye ettik ya da sportif eğitim almalarını tavsiye ettik. Dolayısıyla ikisini birbirle örtüştüremedik. 2004-2005 eğitim öğretim yılına kadar, yani bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de spor lisesi adıyla bir kurum yok idi. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi başlığıyla yürüyordu. 2004-2005 eğitim öğretiminde ilk defa spor liseleri ayrıldı ve spor liseleri bağımsız bir lise haline aldı. Fakat spor liseleri de yine kendi içerisinde uzmanlaşamadı. 2013 yılında ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşar olmadan önce 2 yıl kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı yaptım. Ve o esnada 2008 Pekin oyunlarının hikayesini okumuştuk ve Türkiye'de sportif altyapının gelişmemesiyle ilgili önemli bir eksiklik olarak akademik eğitimde sportif eğitimin beraber verilmemesini gördük. Müsteşar olunca proje okul diye bir kavram ürettik ve spor liselerini tematik hale getirmeye başladık. Ankara'da Voleybol Federasyonu ile ortak yaptığımız voleybol lisemiz, voleybol lisemizden yetişen öğrencilerden kadın voleybol milli takımımızda oynayan çocuklarımız, gençlerimiz yetişti. O başarılı bir örnek oldu ama Şenol Hocam burada Futbol Federasyonu ile beraber Riva'da yaptığımız futbol lisemiz istediğimiz başarıyı gösteremedi maalesef. Ne yapıyoruz bu liselerde, bu okullarda onu söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim işimiz akademik eğitim vermek. Sportif eğitimle ilgili teknik altyapı, donanım biz bilmeyiz. Biz ne yaptık proje okullarla beraber? Dedik ki Voleybol Federasyonu ile oturalım, bir voleybol okulu kuralım. Bu voleybol okulunun voleybolla ilgili müfredatını, eğitimini, eğitimci kadrosunu Voleybol Federasyonu yapsın. Akademik eğitimlerini de biz yapalım. Dolayısıyla yaklaşık %70, %65, %35 bandında sportif eğitimlerini, federasyonlar programlarının oluşturulmasını, akademik eğitimleri de bakanlık olarak biz yaptık. Ve böyle bir model geliştirdik. Aynı modeli 22 branşta yapıyoruz şu anda. 101 spor lisemizin 22'sinde 2014'te başlattığımız bu proje okul mantığıyla futbol lisesi, bisiklet, yüzme, basketbol, handbol uzmanlaşmış liseler var. Niye bu hikayeyi anlattım? Ancak bu şekilde çocuklarımızı küçük yaştan itibaren alıp hem akademik eğitimlerini hem de sportif eğitimlerini beraber verebileceğimiz hale getiririz. 2014'te bunun başlangıç adımını atmak bize nasip olmuştu. Bugün bu hikayeyi size anlatma sebebim şu. Lise, yani orta öğretim çağı bizde 14-15 yaş bandında başlıyor. Ve sportif eğitim için sportif yeteneklerin keşfedilip sportif başarılarına veya branşlarına göre eğitilmesi için geç bir yaş. Bu yıl ilk defa Türkiye'de spor ve müzikle ilgili olarak
daha erken yaşlarda eğitim öğretimlerini başlatacağımız bir sürecin adımını attık. Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz. Bu yıl 4 tanesi faaliyete geçti. Burada da liseyle beraber aynı zamanda bünyede bir de spor ortaokulu olacak. Müzikle ilgili süreci Ankara'da başlattık. Müzik ilkokulu, müzik ortaokulu ve müzik lisesi olarak başlatıyoruz. İnşallah burada da spor ortaokulu ve spor lisesi Türk sporuna, Trabzon'a, Akçabat'a hayırlı ve uğurlu olur diyelim. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Erdemoğlu ailesine hasreten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu şekilde Türkiye'deki eğitim öğretim altyapısını, sportif altyapıyı hep beraber geliştireceğiz. Ben Trabzonspor yönetimi de buradayken onlardan da istirhamımız. Burayı lütfen hem akademik eğitimlerini hem de sportif eğitimlerini eş anlı olarak yürüten bir mekanizma olarak görüp sahip çıkın. Türkiye'nin neresinden isterseniz altyapısı buna uygun çocuklarımızı getirelim. Burada hem akademik eğitimlerini hem de sportif eğitimlerini beraber verelim. Dünya böyle yapıyor, biz de böyle yapalım. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda bize destek olmak isteyen herkesin desteğine açığız. Gelin beraber yapalım diyoruz. Tıpkı hayırseverlerimize dediğimiz gibi, tıpkı federasyonlara dediğimiz gibi, tıpkı diğer kamu kurumlarına dediğimiz gibi bu işleri hep birlikte yapalım istiyoruz. Diyorum tekrar okulumuzun Türk Maarif Tarihi eğitimine, sportif altyapı hizmetlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Göndermiyoruz. Genç ve Spor Bakanımızı da buraya davet etmek istiyorum. Sayın İbrahim Erdemoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Sayın Ali Erdemoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Buyursunlar lütfen. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim günün anısına hediyelerini takdim edeceklerdir.